Jül Sezar'ın ölümünden sonra Roma, Tiberius Sezar'ın diktatörlüğünde dünyaya hakim olmuştu. İşgal altındaki Galile bölgesinde tahta Kral Herod ve Kraliçe Herodias vardı. Herod'un acımasız ve mantıksız kararları sonucunda kraliçe genç prenses Salome'yi Roma'ya gönderdi. Ve Galile'ye herkesin Mesih olduğunu düşündüğü bir adam geldi. Bu adam Yahya adında bir peygamberdi. Kıyamet günü yaklaşıyor. Tanrı doğru olanı ödüllendirecek, zalimi cezalandıracak. Kral Herod ve kraliçe Herodias günahkar oldukları için cezalarını çekecekler. Evli değiller. Ama sahip evliler. Musa'nın yasalarına göre değiller. Herod 7. emre karşı geldi. Bir başka erkeğin kadınını aldı. Herodias da eşit derecede suçlu çünkü bu yaptığı zinadır. Onlar kibirli insanlar. Tanrı'nın eli kral ve kraliçenin üstüne çökecek. Gazabından kurtulamayacaklar. Ama merak etmeyin dostlarım. Doğruluk bir nehir gibi yükselmeye devam edecek. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Tövbe edin. Kötülük yapmayın. İyi insanlar olun. Acı çekenlere yardım edin. Doğruyu arayın. Tanrı'nın sevgisi çiğ taneleri gibi yayılacak ve gül goncaları gibi açılacak. Sevgili danışmanım, neler öğrendin? Kraliçem, Yahya daha güçlü olarak dönmüş. Daha öncekinden çok daha acımasız şeyler söylüyor. Bu zehri kaç kişiye akıtıyor? Birçok. Sadece kötüler değil, güçlü insanlar da dinliyor. Onu durdurun, yoksa şehre kadar inecek. Mika, burada bekle. Kralı göreceğim. Tabii, majesteleri. Majesteleri kraliçe. Ona yattığımı söyle. Eskiden odama gelmeden asla yatağa girmezdin. Beni mi görmek istedin? Sizi görmek ne kadar da zorlaştı majesteleri. Çok geç oldun, yorgunum. Başka birini görmek için yeterince geç değil. Pekala, tamam, başka birini bekliyorum. Ve karını göz ardı ediyorsun. Bu sorunu hallettiğimizi sanmıştım. Sen hallettin. Neden geldin? Benden ne istiyorsun? Yahya dönmüş diyorlar. Bu sefer onu susturmalısın. Benim zina yaptığımı söylüyor. Senin umrunda değil ama tahtını tehdit ediyor. Onu yok etmeni istiyor. O zararsız biri. Söylediklerinin bir değeri yok. Daha azı için zindanda yatanlar var. Bir delinin konuşmasına izin veremezsin. Buna bir son ver lütfen. Durdur onu. Beni rahat bırak. Çok geç olmadan durdur. Sana git dedim. Seni uyarıyorum. Ya o adam ölecek ya da biz ikimiz. Ezra, duydun mu? Hepsini kıralım. Yahya ne zaman gelse üstüme bir veba mikrobu gibi çöküyor. Onun başına bir şey gelirse bana ne olacağını biliyor. Yine de öldürmemi istiyor. O adama bir zarar veremem. Sakın ona el kaldırmayın. Ama halkı kışkırtıyor. Buna nasıl izin veririm? Kehaneti unutmayın. Babanız Büyük Herod'un kral olduğu günleri hatırlayın. Doğudan gelen 3 bilge adam bir süre önce bir bebeğin doğduğunu söylemişti. Büyüyünce Mesih olacak dediler. Hatırlatmana gerek yok. Ama hatırlatmam gerekiyor. Babanızın yaşadıklarını unutmayın. Yaşadığı o büyük korkuyu. Mesih'in onu tahttan indireceğinden korkuyordu. Biliyorum, biliyorum. Hatırlatmanın ne yararı olacak? Babanızın ayak izlerinden gitmemelisiniz. Tanrı'nın onu nasıl cezalandırdığını hatırlayın. Döktüğü kanı, masumların kanını, tutulduğu gizemli hastalığa ne demeli? Dayanılmaz acılarla kıvranmıştı.
Beyni ve bedeni ona işkence ediyordu sanki. Baban büyük acılar çekti. Acısı hiç dinmedi. Yeter, sus artık. Çığlıkları hala kulağımda çınlıyor. Mesih'i benden korumaya mı çalışıyorsun? Yahya'nın Mesih olup olmadığını bilemeyiz. Birçokları öyle sanıyor. Mesih'in önce peygamber olarak geleceği yazar. Ülkede birçok peygamber var. Yahya kesinlikle Mesih, bundan eminim. Babamın zamanında doğmuş. Şimdi beni yok etmeye çalışıyor. İyi bir peygamber olduğunu biliyorum. Kutsal bir insan. Bir şey yaparsan babanın başına gelenler senin de başına gelir. Acı içinde ölürsün, tıpkı onun gibi. Bana hakaretlerini kesmeli. Söyledikleri Roma'ya ulaşırsa ihanetini affedemem. Şu bizim ünlü Jül Sezar ne yazmıştı? Geldim, gördüm ve yendim. Adamın işi çok basitti. Yapması gereken savaş kazanmaktı. Oysa ben barışı koruyorum. Bana böyle imkansız bir miras kaldı. Barışı sağlamak için savaşmak gibi bir sahtekarlığa asla girişmedim. Hem böyle bir gücüm de yok zaten. Dünyanın dört bir yanına sahibiz. Kontrol edemeyeceğimiz yerlere bile. Yendim kısmını farklı yollarla sağlamalıyım. Evet, neyse işimize dönelim. Pontius Pilate, 9. ordunun komutanı. Selam sana Sezar Tiberius. Selam Pontius Pilate. Seni doğu bölgelerine valiye atıyorum. Sakin ve huzurlu bir yer değil. Yeni görevinde başın ağrıyabilir. Doğuda barışı sağlamalıyız. Bu bizim için askeri bir önem taşıyor. Barış sağlanacak. Sana asker veremem. Askerleri Afrika'da tutmalıyım. Burada senin ününe güveniyorum. Ama bu sefer eldiven gibi kullan. Mızrak gibi değil. Yüce Sezar iltifat ediyor. Yeterince değil. Britanya'daki başarılarından sonra. Yarın gece yola çıkacaksın. Gal Kralı Kral Herod'a bir mesaj götüreceksin. Söyle ona vergiler iki katına çıktı. Oradan da Kudüs'e gideceksin. Kalacağın yer Kudüs olacak. Sezar'ın emridir, uyuyacağım. Yüce Sezar. Senatör Marcellus Fabius'tan bir talep. Yüce Sezar. Yeğenim Marcellus'un bir talebi mi var? Neden buraya kendi gelmedi? Senatör Marcellus Fabius zor durumda. Forumdaki acil sorunlar. Bu talebini imparatorumuz Yüce Sezar'a bizzat iletmesini ne yazık ki imkansız hale getirdi. Devam et. Sezar Tiberius'a, bonkör imparatorumuza. Sizden Galin Prensesi Salome ile evlenmek için izin rica ediyorum. Sizin merhametinize sığınıyorum. Eğer evlenmeme izin verirseniz... Yazıcı. Senatör Marcellus Fabius'a, benim sevgili yeğenim. Prenses Salome ile evlenmek için benden talep ettiğin izin konusunda... Marcellus, neden tanrılar seni diğerlerinden çok seviyor ve sana böyle güzellikler sunuyor? Adı Salome.
Ne cevap vermiş Marcellus? Söyle hadi. Yasaları unutmamalısın senatör. Bir Romalı ancak bir Romalıyla evlenebilir. Prenses Salome'nin kötü ününü sana hatırlatmam mı gerekiyor? Kötü ün mü? Hayattan zevk aldığım için mi? Sezar'dan izin istemem gerekiyordu. Bu durumu kötüleştirdi. Beni seviyorsan engel olmasına izin verme. Seni istediğimi sen de biliyorsun her zaman. Ama Sezar'a karşı gelecek kadar değil. Neden bu kadar korkuyorsun Marcellus? Ne yapabilir? Mallarına el mi koyar? Bırak yapsın. Daha kötüsünü yapabilir. Bana haklarımı kullanma... Romalı olarak haklarını mı? Bunlar senin için daha mı önemli? Mantıklı olmak zorundayım Salome. Bir köle kadar hakkım olduğu sürece seninle nasıl evlenebilirim? Ben de seninle köle olurum. Ama bir Romalı olarak. Salome gitme. Bu sana geldi. İmparator Sezar Tiberius'tan Gal Prensesi Salome'ye. Konukseverliğimizin sınırlarını zorlayarak kendini açıkça belli ettin. Sen bir barbarsın. İyi niyetimizi kullanarak sabrımızı tükettin. Bu yüzden Roma'da kalman yasaklandı. Yasaklandı mı? Yarın gece bir gemiyle gideceksin. Bu gemi seni Gale geri götürecek. Ama çocukluğumdan beri Roma'da yaşıyorum. Burası benim evim, benim yuvam. Biliyorum. Demek Roma'dan atılıyorum. Sezar'ın yeğeni bir Romalı ile evlenebilsin diye. Bir barbarla değil. Lütfen, zaten yeterince zor. Zor mu Marcellus? Ne kadar zor? Gitmeme ne kadar kolay izin veriyorsun? İleride bir gün sözlerim yasa olacak. O zaman... O zaman da Gal Prensesi talebini kabul etmeyecek. Lütfen. Bana dokunma. Ben bir barbarım. Ellerini benimle kirletme. Benim asil Romalım. Kalbin bir mermer kadar soğuk. Birbirinizden hiç farkınız yok. Ekselansları Pontius Pilate'ye yol açın. Çekil, çekil. Claudius. Yine sizin komutanızdayım efendim. Senin galde olduğunu sanıyordum. İzinli Roma'ya geldim efendim. Yine birlikte olmak çok güzel. Britanya'daki eski günler gibi ha? O günden beri hiç yaralandın mı? Hayır, bir kere bile değil. Yeni göreviniz sizi çok şaşırtacak. 5 yıl boyunca Gal halkı ve diplomasi kuralları hakkında öğrendiklerim işinize yarayacaktır. Britanya'dakinin yarısını yapsan o barbarlara tasmayı takarız. Merak etme sen. Geç kalıyoruz komutan. Efendim, hemen demir almak zorundayız. Yoksa geç kalacağız. Hadi o zaman, ben hazırım. Beklediğimiz bir yolcu daha var. Ne yolcusuymuş? Prenses Salome. Kimmiş bu kadın? Kral Herod'un üvey kızı. Sezar bizden onu eve götürmemizi istiyor. Peki neden burada değil? Ben emre uyarım ve uyulmasını beklerim. Kimseyi bekleyemem. Hele ki değersiz bir kadın. Belki de beklemeye değer bir kadındır. Hiç sanmam. Onu bile mi? Hı? Prenses Salome, Majesteleri Pontius.
Bu ne küstahlık. Claudius, bana kameramı göster. Kameranıza biraz önce el kondu efendim. Hadi daha hızlı çekin, daha hızlı. Alt tarafta bir yer bulalım mı? Hayır, köle kokusunu kaldıracak mideye sahip değilim. Burada kalmayı yeğlerim. Gal prensesi için kameranızdan vazgeçmeniz inanın tam bir diplomasi örneği efendim. Protokole göre bir adım daha gitmelisiniz. Prensese kendinizi tanıtın. Gemideki ilk gecesinde onu yalnız bırakmamalısınız. Protokol böyle mi diyor? Ben bir valiyim. Protokol benim. O zaman bu tatsız durumdan sizi ben kurtarayım. Ona mesajınızı ben götürebilirim. Ona mesajım falan yok. Ah. Kim bilir, belki de prenses kameranıza el koyduğunu bilmiyordur. Belki de kamerayı boşaltmalarını ikna edebilirim. Belki mi? Emir ver çıksın. Baş üstüne. Hadi daha hızlı asılın. Hadi daha hızlı. Bana bak. Ritmi bozma sakın. Valimiz size... gemimize hoş geldiniz demek istedi. Kamerasına el koymanıza gelince... üzgünüm ama bir an önce... Cesur bir Romalı daha. Valiler, senatörler, kumandanlar... hep aynısınız. Demir yumruklu erkekler... kalpsiz yalancılar. Sezar'ın beni kovduğunu biliyorsun. Bir de bana hoş geldin mi diyorsun. Hem de safkan bir Romalı olarak. Bir barbara. Başka ne var? Yani söyleyeceğim. Sizi temin ederim. İnanın bana niyetim... Niyetiniz beni ilgilendirmiyor. İstediğim tek şey... Romalılardan uzak kalmak. Hiçbir Romalı yaklaşmayacak. Yolculuk boyunca bu kameradan dışarı çıkmayacağım. Sizin hiçbirinizi görmek bile istemiyorum. Bu arzuma uyulmasını talep ediyorum. Arzunuzu emir kabul ediyorum. Gemideki Romalılar size bakmayacak bile. Ne olursa olsun hiçbir Romalı sizinle konuşmayacak. Tek bir kelime bile. Ne gemide ne de karaya ayak bastığımızda. Evet kumandan. Üzgünüm ama dediğinizi yapamadım efendim. Çıkmasını emretmedin mi? Etmez olur muyum hiç? Yine de çıkmayı red mi etti? Beni kameradan kovdu. Seni kameradan mı kovdu? Gal ülkesinin en önemli adamı tek bir barbarla başa çıkamadı demek. Prenses diplomasi kurallarına uymuyor efendim. Ha öyle mi? Yine de öyle kolay pes etmeyeceğim. Ne yaptığını sanıyorsun? Durma. Hadi daha hızlı. Umarım prensesin öfkesi yatışmıştır biraz. Efendim, prenses banyo yapmak istiyor. Bunun için benden izin alması gerekmiyor. Efendim, küveti diğer eşyalarıyla birlikte alınmış. Prenses küvetini yollamanızı ve su konmasını arzu ediyor. Suyun içinde gidiyoruz. Okyanus suyu olmaz. İçecek su mu? Git ona söyle. Bunu ben halledeyim efendim. Okyanus suyu. Yoksa kumandana söylemedin Söyledim mi? Prenses. Burada Romalı istemediğimi söylemiştim. Gözetimi olmadan da yıkanabilirim. Gitmesini söyle. Efendim, prenses gitmenizi arzu ediyor.
Şimdi defol. Hadi daha hızlı. Hadi daha hızlı dedim. Hadi daha hızlı. Kaytarmayın. Daha hızlı. Su verin. Su verin. Su verin. Su içmek yok. Su verin. Hadi doğrul çabuk. Su verin. Keşke beni de bu kadar düşünsen komutan. Ölmesini istemem. Bırak ölsün, dünya köle kaynıyor. Prensese söyle, arabası hazır. Bu şeyin içinde gidemem. Bunun... Başka bir şey bulamadığımı söyle. Romalı'ya söyle. Yürümeyi tercih ederim. Prensese söyle, öne doğru eğilsin. Çok daha az sarsılır. Bu arada söyle de suyu fazla kaçırmasın, yoksa hastalanır. Seni suyla vaftiz ediyorum. Peşimden gelen benden daha yücedir. Tanrı'nın gücü hep onunla olacak. Kutsal ruhla seni vaftiz edecek. Ateşle. Ne oldu? Bir çeşit toplantı efendim. Ne? Liderleri başlarına su serpiyor. Söyle çekilsinler, diğer tarafa kamp kuracağız. Baş üstüne. Ben ve halkım Tanrı adına buradayız. İnancınız kalkanlarınız olsun.
Romalı canavarlar! Kalbinde nefret barındıran herkes yeryüzünden silinecek. Romalıların mızraklarının toza dönüştüğü günler de gelecek. Susturun şu haini. İstilacılar geldikleri gibi gidecek. Kalplerinde kötülük olan herkes yok olacak. Köleliği sürdüren herkes Tanrı'nın gücü karşısında diz çökecek. Hadi çabuk git buradan, hadi. Beni mi çağırdınız? Evet. Emirlerime karşı geldiğiniz söylendi. Neden? O hainin susturulmasını emretmiştim. Üzgünüm efendim. Emrinizi duymamıştım. Öldürmek istediği adam vafsizci Yahya'ydı. Bir peygamber. Öldürülürse ortalık birbirine girerdi. O pislik fazlasıyla yaşamış. Efendim, sözlerime kulak verin. Bu insanları tanıyorum. Bu adama değer veriyorlar. Bir peygamberin öldürülmesini sindiremezler. Belayı çağırmayalım. Sezar bizden barışı sağlamamızı istiyor. İzin verin yardım edeyim. Tabii siz düşmanın karakterini anlayana kadar. Kimdi o? Kumandan. Nedir bu şarkı? İnançlı insanlar nehrin diğer tarafındalar. Ne tuhaf. Sanki burada yaşamamış gibiyim. Claudius. Elimden geleni yaptım. Biliyorum. Yeni vali Pilate acımasız bir asker. Roma'nın aleyhine konuşmamalısın. Düşmanların seni duyabilir. Artık ormanlarda vaaz veremem. Artık şehirlere girmek zorundayım. Hayır, bu tehlikeli olabilir. Destekçilerin artana kadar bekle. Bekleyecek zaman yok ki. Cennete kavuşmama az kaldı. İnsanlar umudun olduğunu bilmeli. Yahya. Şehirden uzak dur. Kimse seni koruyamaz. Tanrı beni korur. Nasıl? Seni koruması için 1000 kılıç mı yollayacak? Claudius, zamanla Tanrı'ya güvenmenin ne demek olduğunu göreceksin. Bu olacak biliyorum. Düzinelerce insan öldürmek zorunda kalsan bile. Bu olanlar zulümden başka bir şey değil. Keşke Romalıların kalplerine ulaşabilsem. Keşke onlar da senin gibi köleliğe, katliama ve zulme karşı olabilse. Bunu ölüme meydan okuyarak yapamazsın. Şehirde konuşarak başaracaksın. O zaman bugün olduğu gibi yine hayatını riske atarsın. Roma yardım ettiğini öğrenirse seni çarmıha gerer. İnsan inancı uğruna ölebilmeli. Evet, ama hizmet etmenin birçok yolu var. Asla kılıçla değil. Hadi git, yoksa fark edecekler. Thank you.
Dur. Ölebilirsin. Sakın kımıldama. Neden Romalılardan bu kadar nefret ediyorsun? Çünkü Romalıları iyi tanıyor. Söyle. Kalpsiz, vicdansız insanlar. Sezar'ın köleleri. Sezar seni kovdu diye her Romalıyı suçlayamazsın, değil mi? Neden kovdu biliyor musun? Bu neyi değiştirir? Çünkü bir Romalıya aşık oldum. Ama o Sezar'ı seçti. Bir barbarı seçemedi. Ben o seçimi yapmazdım. Ben bir Romalıyı sevemem. Bir daha asla. Bir Roma kervanı geldi. Hemen karşılayalım. Majesteleri, kervanda Prenses Salome de var. Koşun hadi. Hadi çabuk ol. Kızım da. Hemen gidelim. Ah, hemen hazırlıklar başlasın, tamam, onu karşılayalım. Hadi daha hızlı. Koşun hadi çabuk olun. Hizmetinizi ben göreceğim. Beni kralına götür. Kralına mesajım var. Majesteleri. Seni ülkemde görmek ne güzel. Sizi gördüğüme sevindim. Eminim Roma'da yeterince rahatlamışsındır. Yaşadığın her şeyi dinlemek için can atıyorum doğrusu. Umarım hiçbir ayrıntıyı atlamazsın. Hiçbirini. Sizi ilgilendirecek bir şey yaşadığımı söyleyemem efendim. Ama kervanının tavrı bunu göstermiyor. Yeni valiyle geldim. Pontius Pilate. Pilate mi? Evet, bu bölgenin yeni valisi. Sizi onunla tanıştıracağım. Uygun olduğunuz bir anda buluşma ayarlayabilirim. Onun uygun zamanında elbette. Ne büyük bir onur. Sezar en iyi askerlerini bu değersiz bölgeye atamış. Bu şerefi neye borçluyuz acaba? Söyler misin? Eminim Vali Pilate size ayrıntılı bilgiyi bizzat verecektir. Yine de kadınlar konusundaki zevki tartışılmaz. Pilate bir hazine bulmuş. Onu kıskandım. İnanılmaz. Kim bu kadın? Prenses Salome. Üvey kızım mı?
Salome. Ah, bu ne kadar güzel bir sürpriz. Dur sana bir bakayım canım. Sanki seni Roma'ya daha dün göndermiş gibiyim. Ama sen hiç değişmemişsin anne. Aha. Gel hadi, yorulmuş olmalısın. Neden geleceğini bildirmedin? Bildirseydin karşılayacak birini yollardım. Tabii birlikte geldiklerinde saygıda kusur etmemiştir, değil mi? Döndüğünde Roma'nın nimetlerine kavuşacağını biliyordum. Mutluluğun yakalanacağı tek yer Roma'dır. Hayır anne. Bir Romalı ile evlenmeyi talep ettim. Sezar beni kovdu. Herod'un kızı Roma'dan mı kovuldu? Affet beni anne. Ne oldu? Majesteleri, kral sizi görmek istiyor. Git söyle ona. Hayır dur, ben söylerim. Prensesi odasına götürün. Kralın huzuruna sonra çıkarsın. Yıllardır ilk kez benim odama geliyorsun. Kızına hoş geldin demeye geldim. Ne de olsa onu çocukluğundan beri görmedim. Yılların onu nasıl değiştirdiğini mi görmek istiyorsun? Bunu tahmin edebilirim hayatım. Bana inanmayacağını biliyorum ama buraya sadece görevim gereği geldim. Kocam olarak değil tabii ki. Nerede bu kız? Yapmam gereken işler var. Şu anda odasında. Görmem gerektiğini söyle. Umarım bu gece yeni valinin onuruna vereceğim yemeğe kızını getirmemezlik yapmazsın. Majestelerinin güvenilir danışmanı. Sezar'ın yeni bir vali atadığını öğrendim. Kral söyledi. Aa. Kocamın buraya gelmesi neden bu kadar tuhafına gitti? Aslında ben... Lafı gevelemene gerek yok sevgili danışmanım. Bizim aramızda sır olamaz. Kral beni değil, güzel kızımı görmeye gelmiş. Güzel mi? Dünyalar güzeli. Sarayda güzel bir kadın. Mika. Majesteleri. Düşünüyorum da güzellik heba mı olmalı yoksa kullanılmalı mı? Ne tuhaf. Ben de aynı şeyi düşünüyordum kraliçem. Kızımı kraldan korumak için her şeyi yaptığımı söyleyebilir misin? Siz her şeyi yaptınız. Kraldan uzak tutmak için Roma'ya bile yolladınız. Ama artık burada. Kralın iştahı da hala yerinde. Çok daha fazla majesteleri. Onun dönüşünü lehime kullanamaz mıyım? Bunun mümkün olabileceğini sanıyorum. Majesteleri, size tavsiyem bu kozu kullanmak için sakın fazla beklemeye kalkmayın. Evet Mika. Neden prenses burada değil? Bu bana bir hakarettir. Size Sezar Tiberius'un mesajını getirdim. Buyurun lütfen. Majesteleri, işte benim kızım. Ben bir çocuk hatırlıyorum.
Bir çiçek ancak bu kadar güzel açabilir. Teşekkür ederim majesteleri. Ya da Roma'da açan yabani bir çiçek mi demeliyim? Herkulade. Hayalimdekinden bile çok. Majesteleri yemek yemek ister mi? Mükemmel. Roma'dakiler kadar leziz. Ama sen bir şey yemedin hayatım. Evet. Annene büyük bir borcum var. Seni çocukken Roma'ya yolladı. Yeniden tanışmanın keyfine varmalıyız, değil mi? Roma'dan sonra burada yaşamı sıkıcı bulacaksın. Seni eğlendirmek için elimden geleni yaparım. Söyle, avlanır mısın? Tekneleri Mısırlılara bir kraliyet gemisi ısmarlarım. Ah, majesteleri kendinizi yormayın. Zaman geçirmenin yollarını bulabilirim. Yardım edeyim. Evet yüzbaşı. Validen gizli saklımız olamaz. Ne vardı söyle. Majesteleri vaftizci şehre geldi. Yarın pazar yerine konuşacağı haberini aldım. Vaftizci mi? Nehri geçerken karşımıza çıkan şaklaban değil mi bu? Evet efendim. Bir emriniz var mı efendim? Hayır, bırakın konuşsun. Demek konuşmalarına izin veriyorsunuz. Ekselansları Barış sever biridir. Sorun çıkartmıyor. Tam bir baş belası ekselansları. Bırakırsak kraliçe eğer... basit bir vaizin değerini fazla abartıyor. Krallığımızı reddediyor. Hem de din adına. Kabul edersiniz ki bu hakareti yapanların susturulması gerekir. Aleyhimize tek bir kelime etme. Roma'nın aleyhine konuşuyor. Ben duydum. Roma bunun gibileri çağırmaya gerer. Tarihte binlercesini gerdi. Halk efendisini tanımalı. Sen konuşmasına izin veriyorsun. Majesteleri, burada kral benim ve bugüne kadar Sezar'a sorun çıkartacak bir şey yaşanmadı. Bunun sonu nereye varacak? Vaftizci zararsız biri. Birkaç dilenciden başka kimse dilenmiyor. Eğer onu durdurursam, dine savaş açtığım düşünülebilir. Ve bu da halkı ayaklandırır. Düzeni kendi yolumla kurmama izin ver. Pekala, düzeni istediğin gibi kur. Ama kimse Roma'ya hakaret edemez. O benim sorumluluğum. Ve senin olmalı. Eğer çıkacak bir isyanla başa çıkamazsan, kumandan bana haber verir. Yarın Kudüs'e yola çıkıyorum. Uyumam gerek. Romalıları bana karşı kışkırtıyorsun. İkimizi de kurtarmak için. Kendini kurtarmak için. Evet, nerede kalmıştık? Artık devam edebiliriz hayatım. Ah, majesteleri izninizle. Yorucu bir yolculuk oldu. Erken kalkacaksınız. Kumandan? Yıllardır buradasınız. Eminim her şeyden haberiniz vardır. Kim bu adam? Kim bu vaftizci Yahya? Bir peygamber. Peygamber mi? Annem neden ondan korkuyor? Kralın korktuğu da kesin. Neler oluyor burada? Neden onları lanetledi? Yeni bir dini yaydığını sanıyorum. Annem tahtı tehdit ettiğini söyledi. Adalet ve merhametin olduğu bir dünyadan söz ediyor. Adalet ve merhamet. Bir Romalıya yakışmayan sözcükler. Peygamberin sözleri. Dediğiniz gibi bu mevkide birinin bileceği şeyler.
Ama gerçeğe gözlerinizi kapatmışsınız. Claudius. Son talimatlar için benimle buluşman gerekiyordu. Onu benden çok mu önemsiyorsun? Söz konusu değil efendim. Hazırlıkları başlatıyorum derhal. Prenses, prenses. Lütfen pazar yerine gitmeyin, çok tehlikeli. Rehber burada mı? Sizi bahçede bekliyor. Gel. Sokaklarda dolaşmak gerek. Tek insanın amacı uğruna hem de Tanrı'yı arayan, onun adına size sesleniyorum. Söz edilen cenneti bu dünyada bulmak mümkün. Tanrı'nın çocukları gibi yaşarsak. Sizi yöneten bu vahşi hayvanlar gibi değil. Galin saygın insanları. Herod yabancı bir kraldır. O bir çöl kabilesinin yolladığı bedevidir. Babalarımızın geleneğinde doğmadı o. Evet, Tanrı'nın buyruklarıyla alay ederek saklanmaya çalışıyor olabilir ama Tanrı'nın izinden gitmeyen krallar halkına ancak felaketi getirebilir. Herod hanedanına karşı gelin. Suç işlemelerine izin vermeyin. Yoksa felaketlerden asla kurtulamazsınız. Evlerinizin son taşlarını bile yerlerinden sökerler. Nasıl nehirler okyanuslara akıyorsa, adalet de yerini bulacaktır. Bunun için cesur olmalısınız. Tahta bir sahtekar oturuyor. Kral şarap ve fahişeler için halkını feda ediyor. Kraliçe de varlık içinde, yoksulları düşünmeden kaygısız bir hayat yaşıyor. Kötü kalbi, acımasızlığı... Kraliçe için böyle söyleyemezsin. Ben günahlara karşı konuşuyorum. O bir şey yapmadı. O bir zina suçlusu. Hayır, yalan. Yalan! Kocasını terk edip onun kardeşiyle evlendi. Ve bize sunulan yasalara karşı geldi. Yasa, kelimeler. Kimseye zararı dokunmadı. Halkının acı çekmesine göz yumdu. Kendini yasaların üstünde görerek halkı için adaletin işlemesine engel oldu. Seni susturacağım. Sen Herodias'ın kızısın. Evet. Ben onun kızıyım. Tamam, beni dinleyin. Bir neslin günahını bir başka nesle asla yüklemeye çalışmayın. Herodias'ın kızı, anneni korumaya çalıştığını biliyorum. Ama bu onun kötülüğünü görmene engel olmasın. Onun kanından ve canındansın. Ama ruhun sana ait. Kötülüğüne sakın boyun eğme. Bu kıyafetle nereye gittin sen? Pazar yerine. Vaftizcinin konuşmasını dinledim. Keşke bunu hiç yapmasaydın. Hayatımı cehenneme çevirdi. Kral bunu yapmasına neden izin veriyor? Onu durdurmaya korkuyor. Korkuyor mu? Neden bir kral ondan korksun? Bir kehanet yüzünden. Babası Büyük Herod'un zamanında yaptı. Ne kehaneti?
Eğer Herod hanedanından biri Mesih'e zarar verirse, acılar içinde ölürmüş. Kral onun Mesih olduğunu düşünüyor. Eğer ona zarar verirse, babası gibi acı içinde ölmekten korkuyor. Bir kral böyle bir şeye nasıl inanır? Sana hakaret ediyor anne. Ölmemi istiyor benim. Hayır anne. İnsanları sana karşı kışkırtmıyor. Beni zina yapmakla suçluyor. Bu suçun ancak tek bir cezası olabilir. Halk tarafından taşlanmak. Ama sen masumsun. Çağ dışı bir yasayı çiğnedim. Bu yüzden ölmemi istiyorlar. Ah anne git. Git buradan hemen git. Seninle istediğin yere gelirim. Bu kenti asla terk edemem. Seni tutan şey ne? Kral mı? Kral değil. Tahtım. Tahtın ne önemi var? Hayatın tehlikede. Tahtım benim için hayatımdan önemli. Sana bu mirası bırakacağım. Kızım. Kraliçe sen olacaksın. Taht senin olacak. Bunun için korumalıyım. Ona sahip olman için her şeyi yaparım. Sevgisiz bir evliliğe katlanıyorum. Bir delinin hakaretlerine. Hatta taşlanmaya bile. Kısacası Roma vergilerin artırılmasını istiyor. Vergiler. Sizi rahatsız etmek istemedim. Sonra devam ederiz. Dün geceki kabalığımı affedin. Romalılardan nefret etmiyor musun? Bütün Romalılardan değil. Ne oldu? Söyle. Beni ne kadar seviyorsun? Aşkın bir ölçüsü var mı? Beklenilenler vardır. Ve verilenler. Ne istersen. Tek bir şey. Ne istersen. Söz verir misin? Evet. Annemi kurtarmama yardım et. Vaftizciyi tutukla. İşte bunu yapamam. Neden? Araya giremem. Durdurabilirsin. Hiçbir şey yapamam. Pontius'a ihbar edebilirim. Ama tutuklayamam. Böyle bir yetkim yok. Yetkini kullanmak istemiyorsun. Geç kaldın sevgili Mika. Kızım pazar yerinde olanları bana anlattı. Vaftizcinin bu akşam da konuşacağını da söyledi mi peki? Hayır. Çoktan toplanmaya başladılar. Beni taşlamaya başlayıncaya kadar durmayacak. Başka ne olabilir? Cezalandırılmadığını görüyorlar. Ceza verilmezse güçlü krallar bile dilencilerin maskarası haline gelir. Korkarım ki öyle majesteleri. Onu durdurmak gerek bu gece. Peki kızınız kralı ikna edebilecek mi acaba? Onu Herod'un kollarına atamam. Bunun zamanı var. Ama zamanımız çok azaldı.
Mika, onu sen susturacaksın. Majesteleri, sizi uyarmalıyım. Vaftizci Yahya'nın öldürülmesi. Kral sizden kuşkulanır. Öfkelendiğinde ise sizi... Bu riski göze almam gerek. Çaresizler ancak cesur olurlarsa var olabilirler. Majesteleri. Yanlışların düzeltilmesi gerek. Taşlı yolların temizlenmesi, Tanrı'nın gazabından ancak böyle kurtulabiliriz. Artık o gün geldi. İyileri kötülerden kurtarmalıyız. Tanrı'ya böyle ulaşabiliriz. Şiddet dolu bir dönemden geçtiğimiz doğru. İnsanlar birbirlerini kırıyor. Ama Tanrı hepimizin Tanrısı. Hepimizin kaderi aynı. Biz hepimiz kardeşiz. Bundan daha güzel ne olabilir, değil mi? İnsanlık kazanmak zorunda. Nefret ve korkunun insanlığın ortak düşmanı olduğu görülmeli artık. Hey, tamam, tamam, durun, durun. Durun, ne oluyor? Askerler. Durun. Tamam. Nöbetçiler. Dur dedim sana. Askerler. Askerler. Tutun onu, sıkı tutun. Nöbetçiler. Hain. Gelin. Biri vaftizci Yahya'yı öldürmeye kalktı. Onu tutuklayıp krala götürün. Sizi mutlaka ödüllendirir. Konuş lanet olası. Zamanım varken konuş. Sadakatin öyküye değer. Sadakatini bana göster, hayatını bağışlayayım. Seni kim tuttu? Senin de burada olmanı istedim. Çünkü senin kulağın benimkinden deliktir. Kimden kuşkulanıyorsun? Majesteleri inanın tahmin bile edemiyorum. Öyle mi? Tahta yakın biri olduğu kesin. Çok yakın. Peygamberin ölümünün ne demek olduğunu bilen biri. Belki de yardım etmek istedi. Bilmeden yapmış olamaz mı? O zaman bu kulumu ödüllendirmeliyim. Aklına kimse geliyor mu? Bilseydim onu ben ödüllendirirdim. Hadi pislik, konuş. Belki işkence dilini çözmeye yarar. Götürün. Geç oldu. Çok yorgunum. Başka bir şey yoksa... Hayır, hepsi bu değil. O hançerdeki el senin elinde. Senden başka kimse İyilik olamaz. İyilik yaptığımı söylemiştin. Bir daha böyle bir şey yaparsan... Tehdit mi ediyorsun? Kralın ben olduğumu öğreneceksin. Kimin yaşayıp kimin öleceğini ben bilirim. Peygamber yaşamalı. Neden? Deli olduğun için mi? Deli miyim? Herod hanedanını kökten kurutacak. Hemen defolup gitmezsen senin kökünü kurutacağım. Defol. Onu öldürtecek, bundan eminim. Sürekli birilerini bulacak ve bir gün biri onu öldürecek. Onu korumalısınız. Nasıl? Onu ben bile kurtaramam. Eğer Messi bir Herod'un elinden ölürse, ben de ölürüm. Ne yapayım, ölüme oturup bekleyecek miyim? Neden Messi bu kadar çok üstüme geliyor? Neden hakkım böyle şeyler söylüyor? Onu korumaya çalıştığımı görmüyor mu? Bir dakika, bir dakika, evet. Pekala. Tamam. Onu yargıçlarımın huzuruna çıkartacağım. Onu yargılayacak mısınız? Peygamberler vaaz verdikleri yasadan üstün olamaz. Bunu kullanmamız gerek. İhanetinin bedelini ödesin. Kralım, nereye kadar? Hapse mi atacaksınız? Kehanet geçene kadar mı yani? Sonunda kehaneti kendi lehime kullanmanın yolunu buldum sanırım. Bir peygamber nasıl kralla eş olabilir? Görürsün. Yüzbaşı. Sabah erkenden vaftizci Yahya'yı burada Kralım, istiyorum. Kralım, ne yapıyorsunuz? Niyetiniz nedir? Bunu yarın öğrenirsin. Thank you.
Onu serbest bırakın. O kimseye bir şey yapmadı. Bırakın onu. Yasalara karşı gelmedi. Bunu yapmaya hiç hakkınız yok. Bunu anne, yapamazsınız. Bırakın onu. Sizi zalimler, bırakın. Yahya'yı öldürecekler. Buna inanamıyorum doğrusu. Bunu yapamazlar. Dün gece için özür diler. Neden? Onu tutuklattın, istediğimi yaptın. Teşekkür ederim. Buraya ihanet suçlamasının hesabını vermek üzere getirildin. Bunu kim kanıtlayacak? Tabii ki Galin insanları. Ben burada halktan hiç kimseyi görmüyorum. Buradakiler halkı temsil ediyor. Halkı isyana teşvik etmekle suçlanıyorsun. Her otanedanını yok etmeye mi çalışıyorsun? Ben şiddeti asla desteklemem. Sadece kötü kalpliler şiddete başvurabilir. Tahtıma hakaret ederek şiddet uyguluyorsun. Ben sadece halkı zalim bir hanedana bağlı kalmamaya çağırıyorum. Yani o zaman yerime başka bir kral mı gelecek? Evet. Tanrı'nın yasalarıyla yaşayan, adil ve merhametli biri. Yani majestelerinden başka biri mi tahta geçecek demek istiyorsun? Sözünü ettiğim kral dünya krallarından çok üstün. Yani o zaman Sezar'dan bile daha güçlü. O kralların kralı. Sezarlar, Herodlar onun önünde titrer. Zayıfların yanında olacak ve onunla güçleneceğiz. Dünyanın sahiplerini bile yargılayacak bir güce sahip o. Peki kimdir bu kralların kralı olan? Tabii ki Mesih. Ama Mesih sen değil misin? Yoksa benden üstün gördüğün o kral sen misin? Ama bu nasıl olur? O cezalandırmalı. Mesih olmadığını kendi ağzıyla söyledi. Hayır, ben kimseye Mesih olduğumu söylemedim. Tanrı beni yollayacağı kutsal ışık hakkında insanları bilgilendirmem için görevlendirdi. Beni lanetlediğin o insanlar Mesih olduğuna inanıyor. O zaman peşimden gelenleri yanıltmış olurum. Kendimi böyle bir günaha karşı hazırlayamam. Kararınız nedir? Majesteleri sizden üstün bir kral olduğunu iddia ediyor. Evet. Suçlu. Bu adam suçlu. İhanet etti. Kesinlikle. Sözlerini haksız yere çarpıtıyorsunuz. Ona bir ceza vermeliyim. Bütün hainler gibi cezalandırılmalı. İdam edilsin. Çarmıha gelsin. Öldürelim. Öldürelim. Ölsün. Onu çarmıha gerelim. Ondan kurtulmayız. Yargıçlarım hakkında hükmü verdi. Hükmü sen verdin. Asıl suçlu sensin. Başkası değil. Masum birini yargılayarak adaletle alay ettin. Yeter. Bana kulak ver. Yoksa çok geç kalmış olacaksın. Halkımızın inancında doğmadığını sen de biliyorsun. Kutsal saydıkları bir şeyi yok ederek onlara hakaret edemezsin. Musa'nın yasalarına karşı durarak zaten yeterince düşman kazandın. Kendini asla ateşe atmamalısın. Kutsal birini öldüremezsin. Sana yeter dedim. Senin için dua edeceğim. Sen asıl onlar için dua et. Çünkü Tanrı benim yanımda. Yargıçlarımın kararını duydun. Eğer merhamet dilersen, ben de affedersen... Ruhun için dua edeceğim. Bunu nasıl söyle? Bunu söylemeye hakkı yok. Siz hepiniz birer yılan soyusunuz. Bana istediğinizi yapabilirsiniz. Ama zalimleri yakacak kıyamet günü gelmek üzere. Tanrı intikamımı alacak. Onu dinlemeyin. Çarmıha gerelim. Dışarı çıkın. Ona dokunmayın.
Düşmanların neler yapıyor? Kraliçe seni öldürtmeye çalışıyor. Görmüyor musun? Eğer ben olmasam bu insanlar seni sağ bırakmaz. Dostluğunu kanıtlamak için mi beni yargıladın yani? Evet. Ben senin tek koruyucun. Seni ancak ben kurtarabilirim. Senden istediğim tek bir şey var. İnsanlara beni kötüleme yeter. Hayatın pahasına bile olsa susmam. Başka yerde istediğini söyle ama bir daha buraya gelme. Seni özgür bırakıyorum. Benim görevim burada. O zaman sadece dini konuş. Herod'un tahtını rahatla. Hayır, bunu yapamam. Çünkü o taht günahı simgeliyor. Benim görevim günahlara işaret etmektir. Dinleyen herkesin kurtulmasını sağlamak. Bunu sana teklif ediyorum. Tanrı'ya sığın. Nasıl? Tahtından vazgeç. Hayır, bunu yapamam. Bunu benden istemem. Ben sonsuz bir hayattan söz ediyorum. Tövbe etmelisin. Tahtımdan vazgeçemem. Halka beni şikayet etmene de göz yummayacağım. Seni burada, sarayda tutacağım. Kimseye zararın dokunamayacak askerler. Beni hapsetmen seni rahatlatmayacaktır. Ruhundaki iblisin huzura kavuşmasını ancak Tanrı sağlayabilir. Götürün. Olanları duydunuz mu? Onu hapse atmışlar. Zindandaymış. Ezra, peygamberimize ne olacak? Ezra, peygamber ne olacak? Onu zindana attırdı. Bu bir çözüm değil. Şiddetle hiçbir şey çözülemez. Onu orada bırakamayız. Haklı, onu orada bırakamayız. Majesteleri, bu bir rica değil. Huzuru korumalıyız. Mahkumu hemen serbest bırakın. Bu Roma'yı ilgilendirmez. Barışı bozan her şey Roma'yı ilgilendirir. Barış bozulmuyor. Onu hapiste tuttuğunuz her dakika, her saat bir isyanı körükleyecek. Artık daha az tehlike var. Onu halkından kopartıyorsunuz. Ona iyi davranacağım. İstediğini vereceğim. İstediğini görebilir. Kimi yine isterse. Yine de hapiste olacak. Kabul etmezler. Etmezlerse etmesinler. Kumandan, benden onu serbest bırakmamı talep edemezsiniz. Çabuk 3 at eğerli. Hemen Kudüs'e gidiyoruz. Claudius! Prenses, neden ona seslendin? Nereye gidiyor? Ne önemi var? O bana buradaki herkesten daha yakın. Benden nasıl daha yakın anlayamadım. Bir çılgının annemi lanetlemesine izin verdin. Kumandan onu tutuklattı. Sana öyle mi söyledi? Yalancı Romalı'ya inandın yani. Claudius onu serbest bırakmamı istedi. Serbest mi? Romalı bağırdı, tehdit etti. Onu serbest bırakmam için her şeyi denedi. Onu tutuklatan bendim. Seni yanılttığım için üzgünüm. Romalılar beni asla yanıltamaz. Artık asla. Harika. Gerçekçi olmak akıllı olmaktır. Akıllı insan yaşanan anın keyfini sürmekten başka bir şey yapmaz. Döndüğünden beri seni neredeyse hiç göremedim. Daha seni hakkıyla karşılayamadım bile. Bu prensesin eve dönmesi şerefine. Majesteleri, çok bonkörsünüz. Bunu doğum günündeki davette takmanı istiyorum. Benim size hediye vermem gerek. Oysa siz veriyorsunuz.
Şunu unutma. Senin varlığın benim için hediyelerin en büyüğü. Bakalım mücevher ustası güzelliğini yansıtabilmiş mi? Ne altın ne de ipek bu güzelliği. Majesteleri bunu takamam. Nedenmiş? Bunu kraliçeye vermeniz uygun olur. Benimse istediğime veririm. Ama ben kabul edemem. Benim için tak. Aramızda bir bağ olsun. O zaman belki beni anlarsın ha? Sizi ancak kraliçe anlar majesteleri. Her şeyden çok istediğim şeyi benden sakınacak mısın? Sen birlikte olmak istediğim kadınsın. Ah, majesteleri bence abartıyor. Kral olsa bile unutmayın. Kraliçe benim annem. Kudüs. Neden bu işe karışıyorsun? Herod'un bu üçkağıtçıyı hapsetmek için nedenleri var. Vaftizci Yahya'yı hapsederse sonucu kötü olabilir. Halk ayaklanırsa bütün bu bölgeye yayılabilir. Serbest bırakılmasını emredin. Claudius, bir Romalı olarak o adamın idam edilmesini talep etmelisin. Ekselansları, yıllarca birlikte görev yaptık. Açık konuşabilir miyim? Yoksa açık konuşmuyor muydun? Roma bu haliyle devam edemez. Kılıç ve kırbaçla yönetim olmaz. Eğer yaşayacaksak dünyada yeni bir düzen olduğunu kabul etmeliyiz. Yeni düzen mi? Bu peygamberin dini. Ezilmişlerin tek umudu o. İnsanlığın tek kurtuluşu. Barış içinde yaşamayı öngören bir inanç. Bu inanç dünyayı bir alev gibi saracak ve Roma'dan çok daha etkili olacak efendim. Unutma, Romalılar için tek inanç Sezar'dır. Bu peygamberin dininin dünyayı saracağına inanıyorum. Onun koruyucusu olun. Sonsuza dek ölümsüz olursunuz. Evet, ölümsüz. Bunu bir düşünün. Adınız tarihin sayfalarına yazılacak. Adınız siz öldükten sonra bile yaşayacak. Pontius Pilate. Yeni dinin ilk savunucusu. Ölümsüz mü? Birkaç yıl sonra hepimiz toprak olup unutulacağız. Ne yapmış olursak olalım. Ama Sezar adı hep yaşayacak. Pontius Pilate mi? Asla! Vaftizcinin tanrısı ölümsüz. Onun tarafında olursanız adınız asla ölmez. Dünyayı alev gibi saracak yeni bir din. Ölümsüz bir tanrı öyle mi? Yıllardır buradasın. Ben geleli birkaç hafta oldu. Senden daha iyi tanıyorum. Her köşe başı peygamber kaynıyor. Burada, Kudüs'te. Tanrının oğlu olduğunu iddia eden bir marangoz yaşıyor. Evet, ona şey diyorlar. Mucizelerin insanı. Mucize mi? Dediklerine göre sakatlar yürüyor, körler görebiliyormuş. Kudüs'teki akılsızlar böyle saçma şeylere inanıyorsa inansınlar. Ama ben din adı altında hiç kimsenin Roma'ya ihanet etmesine asla izin veremem. Senin peygamberin sahte. Ama Claudius, adam hain. Nasıl serbest bırakmamı istersin? Senin gibi başarılı, dev, cesur bir asker nasıl ihanet edebiliyor? Buna inanamıyorum. Roma'dan daha değerli bir şey var efendim. İnsanlık. Arkadaşın olmasaydım, birlikte omuz omuza savaşmasaydık, birlikte ölüme atılmasaydık, eğer eskiden Roma'ya ve bana ne kadar sadık olduğunu bilmeseydim, seni ihanetten idama mahkum ederdim. Seni görevinden azlediyorum. Seni tutuklamayacağım. Asma Gale'ye dönmene izin veremem. Roma'ya giden bir gemi bulana kadar Kudüs'te kalacaksın. Baş üstüne ekselansları.
Claudius. Üzgünüm Claudius. Claudius, biz 9. alaydanız. Gel bize katıl, benim evime gidiyoruz. Hayır, hayır. Söylesenize, Tanrı'nın oğlu olduğunu söyleyen marangozu tanıyor musunuz? Şu mucizelerin adamını mı? Şu şifacı, hani dokunduğunda herkesi iyileştiren. Kanada'daki bir düğünde suyu şaraba dönüştürmüş. Düşünsene bizden biri olduğunu. Hadi bizimle gel. Dur, şu anda nerede? Betani'ye gitti diyorlar. Neden, görmek mi istiyorsun? Betani. Görüyorum. 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 Serbest bırakın. Onu hapsedemezsiniz. Buna hakkınız yok. Onu serbest bırakın. Onu serbest bırakın. Bunu yapmaya hakkınız yok. Vaftizciyi bırakın. Vaftizciyi bırakın. Ne oldu majesteleri? Sadık halkım doğum günümü kutlamaya gelmiş. Önemli bir şey değil. Çok ateşli görünüyorlar majesteleri. Hadi biz şölenimize başlayalım. Majesteleri, halkı hiç bu kadar ateşli görmemiş. Akılsız köylüler. Beni tehdit edenlere ne olduğunu görecekler. Krala ölüm! Mika, geride dur. İçeri girecekler. Taşlayacaklar. Ancak ölmem onları durdurabilir. Mika, hadi çabuk ol. Onları sakinleştir. Herodias'a ölüm! Kraliçe! Anne, dikkat et. Atılan taşlar sana gelebilir. Anne, burada kalamayız. Kalmak zorundayız. Onlara boyun eğersem sen de ölürsün. Senin hayatın benim için... Kızımın tahtını elinden alamazlar. Bütün fedakarlıklarımdan şunları sonra... Şunları bir dinle, ne önemi var? Bu senin geleceğin. Kızım, senin kaderin. Bunlar lidersiz çapulcular. Kraliçeye ölüm! Eğer
Kralı çok geç olmadan öldürmeye ikna edebilirsem... Bunun bir yolu var. Evet, tabii. Tahtı kurtarmanın tek bir yolu var. Salome. Bunu ancak sen başarabilirsin. Ama ben ne yapabilirim? O adamı öldürtmesi için kralı sen ikna edebilirsin. Ama nasıl? Aklına geleceksin. Nasıl? Eşsiz güzelliğinle tabii. Bu gece onun için dans et. Dans mı edeyim? Anne biliyorsun, kralı dans eden kadın onun malı demektir. Evet, bunu biliyorum kızım. Yani sen şimdi benim ona kendimi... Tahtımız için. Evet. Hadi, hadi onu bize verin. Bize verin onu. Onu istiyoruz. Onu bize verin. Bunu hak etti. Hak ettiği cezayı vereceğiz. Hadi çekilin önümüzden. Neden ağlıyorsun? Götür beni buradan. Claudius, lütfen götür beni. Gitmek istiyor musun? Evet, evet. Bilmen gereken bir şey var. Hakkımdaki gerçeği. Ancak o zaman gideriz. Hadi söyle. Gel benimle. Prenses nerede? Onu saklama. Söyle ortaya çıksın. Git ona sen söyle. Sana haberlerim var. Çok tuhaf haberler. Kudüs'teyken mucizeler yaratan bir peygamber olduğunu duydum. Bu doğruysa gerçekten iyi bir haber. Bu adam köllerin görmesini sağlıyormuş. Hastaları iyileştiriyormuş ve bir somun ekmekle binlerce insanı doyurduğunu söylüyorlar. Betani'de olduğunu duyunca oraya gittim. Kudüs'ün hemen dışında hiç görmediğim bir kalabalık gördüm. Tek bir kişiyi izliyorlardı. Sakatlar, körler onu takip ediyordu. Yüz taşımaktan kambur çıkmış olanlar, yiyecek ekmek bulamayanlar onu takip etti. Hepsi. Ona inanmayanlar, öldürmek için gelenler de onu takip etti. Ben de katıldım. Birlikte bir mezarlığa gittik. Lazarus diye bir adamın mezarına. 4 gün önce ölmüş. Lazarus'un kardeşi inanıyordu. Kardeşini diriltmesi için ona yalvardı. Ona şöyle dediğini duydum. Ben hayatın ve dirilişin kendisiyim. Bana inananlar ölmüş olsalar da yaşayacaklar.
Bana inanan ve takip edenler hiç ölmeyecek. Böyle dedi. Onu duydum. Sonra mezara gitti. Diğerleri taşları kaldırırken o dua ediyordu. Dua etti. Dua etti. Baba dedi. Beni duyduğun için sana teşekkür ederim. Beni hep duyduğunu biliyorum ama buradakiler için, inanmaları için senin gönderdiğini bilmeleri gerekiyor. Ve bunu söyledikten sonra birden bağırmaya başladı. Lazarus diril dedi. Lazarus mezarından çıktı. Onu gördüm. 4 gün önce ölen birinin mezardan çıktığını gördüm. Onu gördüm. Dizlerimizin üstüne çöktük. Lazarus'a kefeni atıp aramıza katılmasını söyledi. Cesetken dirildiğini anlattı. Lazarus'un dirildiğini görmekle kalmadım. Onunla konuştum bile. Onu mezarından çıkaran adamın adı, o adamın adı İsa'ydı. Dünyanın beklediği İsa, Mesih geldi. Onu vaftiz ederken göklerden gelen bir ses duydum. Bu benim oğlum diyordu. Bu benim biricik oğlum. Sonra İsa ile konuştum. Hapiste olduğunu söyledim. Buraya geleceğini söyledi. Ben bir daha İsa'yı göremeyeceğim. O gelmeden seni kurtaracağım. Ölümden korkmuyorum ki. Hayatım boyunca zulme tanık oldum. Sahte hayallerin peşinde koştum. Kimseyi kendimden üstün görmedim. İblisi tanıdım. Hayatımda ilk kez dünyadaki iyiliği gördüm. İyi görmek, Tanrı'ya ulaşmak demektir. Bu dünyada yaşadığınız sürece ikinizi de kutsuyorum. Hadi gidin artık. Hadi gidin. Onu nasıl kurtaracaksın? Saray muhafızları hala emrimde. Herod'un askerleri de sarayda, yapamazsın. Başka bir yol yok. Hayır. Başka bir yolu daha var. Nasıl? Krala dans edeceğim. Yahya'yı kurtarmasını isteyeceğim. Krala dans mı edeceksin? Ama biliyorsun... Bana asla sahip olamaz. Hayır. Hayır, dans etmene izin veremem. Git buradan. Yahya'yı kurtarıp yanına geleceğim. Rebecca. Buyurun efendim. Benimle gel. Thank you.
Valinin emri üzerine geldim. Bırakın onu. Mahkumu ancak majestelerinin emriyle bırakabilirim. Onun için krallığımın yarısını veririm. Hayır. Bana vaftizci Yahya'nın kellesini ver. Askerler, çabuk! Altyazı M.K.
Çek şunu! Öz annem. Senin canından ve kanından olabilirim. Ama artık yüzünü görmek istemiyorum. Dinle. Duyuyor musun? Kapıları açıp seni parçalamalarını sağlayabilirim. İkinizi de kılıçtan geçirebilirim. Ama bu kolay bir ölüm olur. Hayır, yaşayın. İşkence çekerek yaşayın. Katlettiğiniz adamın kanı boğazınıza çıkıp sizi boğacak. Ezra. Ezra! Tanrım, Ezra, sen biz kullarını Ezra, bağışla. Ezra, Ezra. Düşmanlarınızı sevin. Sizi lanetleyenleri kucaklayın. Nefret edenlere iyilik yapın. Sizi kullanan, kötülük yapanlar için dua edin. Siz Tanrı'nın çocuklarısınız. Asla unutmayın. O, oğlunu iyiyle ve kötüyle yüzleşmesi için yolladı. İyinin, kötünün üstüne yağmurlar yağdırdı. Yoksulları daha çok kutsadı. Zenginliğin cennet olduğunu gösterdi. Dünya malına sahip olanlara ancak acıyın. Yas tutanlarla yas tutun. Çünkü dünya onların olacak. Adalet arayanların tek sığınacağı sensin. Adaleti sen sağlarsın. Kullarından merhametini esirgeme. Merhamet sana giden yoldur. Kalbi temizleri cennetine al. Tanrı'yı onlar görecek. Barış severleri kutsa. Çünkü onlar Tanrı'nın çocukları olacak. Adalet adına haksız yere cezalandırılanları koru. Çünkü onların krallığı cennettir. Bu bir başlangıçtır.